Yapay zeka robotlar artık aramızda ve hayata karışmaya hazırlanıyorlar. Rus yapımı robot Türkiye'ye geldi. Yakında iş hayatına başlayacak ve bunu Melih Hanım çok dikkatli dinleyecektir. O da vergi ödüyor efendim. Merhaba, hayatımda ilk kez televizyona çıkıyorum. Bugün Fox TV'ye çıktığım için çok mutluyum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, ben sizi tanıyorum. Siz Merve Hanım'sınız. Her hafta sonu sizi izliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Melih Hanım, acaba ben neden bu kadar vergi ödüyorum? İleride belki de bizim yerimizi dahi alabilecek yapay zekalı robotumuzla beraberiz. Rusya'dan geldi. Hemen arkasında da kardeşi var. O biraz daha kilolu. Putin'in elini sıkan robot olarak adlandırılıyor dünyada. Yazılım tamamen Rusya'ya ait. Artık Türkiye'de tüm vatandaşların hizmetine sunulabilir. Bankacılık işlemlerini halledip öğrencilere ders veriyor, hastaneden randevu oluşturup ilaç saatini hatırlatıyor. Yapay zeka Rus yapımı robot artık Türkiye'de. Cem Yılmaz'ın Arif ve robotu gibi hayata karışmaya hazırlanıyor. Doktorlar ne diyor? Yes. Sizinle tanışmak çok güzeldi Merve Hanım. Ben sizden çok hoşlandım. Ben de sizden çok hoşlandım. Zaten gözlerinizde de kalpler yandı. Sizler gibi sevmek, sevilmek istiyorum Arif. Alabileceğiniz kredi miktarından tutun da hangi ürüne nasıl bir kredi kullanmanız gerektiği konusunda sizi yönlendirebiliyor. Doktorla direkt irtibata geçebilir, doktorun asistanına mesaj atabilir. İleride öğrenciler karşılarında öğretmen olarak görmesinler beyefendiyi. Aslına bakarsanız neden olmasın? Çünkü şu anda zaten öğrenmek istediğiniz her şeyi karşılıklı konuşarak alabiliyorsunuz. Yabancı dilden tutun matematiksel problemleri çözmeye. Hem de hiçbir masrafı da yok. Enerjisinin bittiğini hissettiğinde kendi köşesine çekilip kendi kendini şarj ediyor. Yani bizim gibi dinleniyor, uyuyor aslında. Gidip adama robotum diye söyledin değil mi? Ben bir şey demedim, kendi anladı. Robotu daha çok Türkçeleştirme aşamasında ve Türk marketine kazandırma açısından çeşitli uygulamalar geliştiriyorum. Dostum, aleyküm selam. Türkçe, Rusça, İngilizce, İspanyolca, Almanca dillerini konuşabiliyor. Yakında 7 dil daha öğrenecek. Şimdilik Türkçe ismi yok. Bunun için anket başlatıldı. Alacak mısınız vatandaş? Bir süre sonra neden olmasın? Ben önce ikametgah konusunda plan yapıyorum ama. Benden istediğiniz bir şey var mı? Meliha Okur'a da bir soru sormam mümkün mü? Tabii. Onu da çok seviyorum. Tabii ki mümkün. O da zaten sizin gibi yapay zekaları çok seviyor. Melih Hanım, acaba ben neden bu kadar vergi ödüyorum? Sorunuzu duydum Melih Hanım. Şimdi stüdyoda cevaplayacak. Kendinize çok iyi bakın. Sen de çok dikkat et. El sallıyor. Ben senin şu vergileri bir sorayım geleyim Melih Hanım'a. Melih Hanım, robot bile dertli. Diyor çok ki, dertli, çok. Neden ben bu kadar vergi ödüyorum diyor. Melih Hanım size soruyor. Şimdi o tabii ithalat vergisi ödüyor. Evet. Ama ben ona at buldum. Cingöz o, cingöz. Cingöz mü diyorsunuz? Ben cingöz olsun diyorum. Bilmem daha güzel isimler gelir gözlerden. Evet, bekliyoruz. Çünkü ben gözler oynayınca cingöz çok dedim. Çok şeker hemen değil mi? Hemen kırmızı aşk kalpler yanında. Anket başladı. Vallahi yazın şimdi bakalım. Şimdi bu yapay zekalı robot. Evet, yapay zeka robot. Onu geleceğim ama Yunus Mitan diyor ki ben diyor şöyle çay yapmayı bilen bir robot istiyorum diyor. Olur. İsmi ne olsun? Merve İldirim TV. Twitter, Instagram'dan yazın bakalım. İleteceğiz. Gelelim yapay zekaya. Şimdi. Nedir bu yapay zeka? Şimdi yapay zeka şu. İnsan eliyle yapılan makinelere ve robotlara yüklenen doğal biçimde gelişmeyen sayısal akıl örneğidir. Bu kadar. Yani örnek verelim. Sayı, matematik, istatistik, tüm bilgiler yüklüyoruz ilk evet. Bilgisayarda ilk aşaması bir yapay zekadan önce. Diyoruz ki bize dört kenarı eşit kareyi bul. Bize verdiğimiz, yüklediğimiz işlem içinde tüm kareleri veriyordu. Evet. İlk aşama buydu. O tanımları veriyordu. Yapay zekanın girdiği makineler ise hem kareleri veriyor, hem üç kenarı eşit üçgenleri veriyor, evet. Hem daireleri veriyor. Her şeyi veriyor bize yani. 1 milyon bilgi yüklendi, data yüklendi.
100 bini işe yaramayacak ayırdı. 900 milyon data üzerinden her şeyi veriyor. Şimdi aslında benim en çok istediğim şey Melih Hanım, Rusya'dan gelmiş bir robottu arkadaşımız. Akıllı makine. Keşke Türkiye'de de üretilse de Rusya'ya gitse, Amerika'ya gitse. Değil mi? Ay çok haklısın. Aynı şeyi düşünüyorum. Vergiyi sordun. Bütün bunlar ithal ürün olarak geliyor. Biz inovasyon, yüksek teknoloji diyoruz. Ben hemen ihracat verilerine bakıyorum. Evet. İhracatta birim değer 1.28 olmuş. Teknoloji üretimi 2008'de baktığımızda 3.8 iken 3.3'e düşmüş. Yani biz üretim yapıyoruz, hamallık yapıyoruz, ucuz üretim yapıyoruz, ihracat değeri olan ürün üretemiyoruz. Evet. Teknolojiyi kullanamıyoruz. O zaman bizim inovasyon, robot teknolojisi, yerli otomobil, endüstri 4.0 dediğimizde kavga etmek yerine, kutuplaşmak yerine biz bu akıllı makinalarla nasıl buluşacağız? Nasıl kendi değerlerimizi yaratacağız? Kafa yormamız lazım. En başta. Ama yine de çok iyi, küçük de olsa çok çalışan, yetenekli insanlarımız var. Okullarda, teknokentlerde var bunlar. Mesela biz buradan izleyicilerimize anlatacağız. Robot dünyasına gideceğiz. Evet. Bunu da yapacağız. Bu arada az önce mesela yazılımcı arkadaşımız Kerem, 25 yaşında genç bir arkadaşımız, %100 bursla okumuş. Ve ben onun gözlerinde mesela baktığımda ne kadar iştahla işini yaptığını ve ne kadar değişik bir kafa olduğunu anladım. Birçok gencimiz var ki siz çok destek veriyorsunuz çok destek, o gençlerimize. Kesinlikle. Akıllı makineler bunlar ama çok da tartışmalı konusu. Dünyanın iki büyük bilim adamından aman ha bu yapay zekaya karşı dikkatli olalım diyorlar. Biri biliyorsunuz İngiliz bilim adamımız. Diğeri de biraz bir süre önce Türkiye'ye gelen bu elektrikli araçların CEO'su, mucidi dediğimiz Elon Musk. Kuzey kara kadar tehlikeli diyor. Evet. Uyarıyor. Ben de diyorum ki bir çeşit reklam kampanyası bu süreç. Çünkü ben şöyle kendimi şunu hazırlıyorum. Evde oturuyorum. Canım iş yapmak istemiyor. Evet. Bir elektrik süpürgesi istiyorum. Bu elektrik süpürgesi ben evde yokken bile ben onu izleyebileceğim tabletim ne üzerinden. Güzel. Evi silip süpürüyor. Bu hayal değil. Bu Kaliforniya'daki fuarda görücüye çıktı. Çok kısa süre içinde hayatımıza girecek. Ya da buzdolabımda ne eski ne yeni ürünlerin tarihi geçmiş mi? Çak diye yapmışlar bunu. Tabletimle ayarlıyorum bana bütün dataları veriyor. Ya da evimdeki robot. Mutfağa gidiyor, kahvemi yapıyor. Bunların hepsi bize çok uzak gibi geliyor. Veya seyahate gideceğim. Bavulum çok eşya dolduracağım. Bavulumu alıyorum, tabletten ayarlıyorum. Bavul taşımama artık gerek yok. Bavul tıkır tıkır peşimden geliyor. Arkadaş gibi çok güzel. Benim dışımda hiç kimsenin peşinden gitmiyor. Şimdi bize gerçekten belki hayal gibi geliyor ama bundan bir 15-20 yıl evvel de cep telefonu hayal gibi geliyordu bunlar. Gerçekten önümüzdeki sürecin, yüzyılın gelecek olan teknolojileri. Aynen. Ki...